HDP'nin tutum belgesi ya da yeni sevre açılan kapı. Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destek istemek için bugün yarın HDP'nin kapısını çalacak. Görüşmeler HDP'nin açıkladığı 11 maddelik tutum belgesi üzerinden yürüyecek. Peki HDP'nin tutum belgesinde neler var? 1. madde, demokrasi başlığı altında yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrini içeriyor, kulağa gayet hoş geliyor. Mevcut yönetim yetkisini yetersiz bulan HDP, bir tür özerk yönetim talep ediyor. Ayrıca bölgedeki ekonomik kaynakların yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin de yönettikleri belediyelere aktarılmasını talep ediyor. 2. madde, tüm terör davalarının sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması biçiminde. KCK davalarından sanık ve mahkumların affedilmesini talep ediyorlar. 3. maddede kayyım uygulamasının kaldırılmasını ve tüm hakların iadesini istiyorlar. Bu da PKK belediyeciliğine yeşil ışık yakılması anlamına geliyor. 4. madde Kürt sorunu başlığını taşıyor. Devletin daha da terör örgütü PKK, mecliste ise HDP ile masaya oturmasını istiyorlar. 5. madde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesini, terörle mücadele operasyonlarını durdurmasını içeriyor, Suriye'nin kuzeyindeki PKK devleti projesine müdahale edilmemesini şart olarak öne sürüyorlar. 6. ve 7. maddelerde İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesiyle ekonomide adalet sağlanması gibi talepler var. 8. madde, kanun hükmünde kararnamelerle kamu kuruluşlarından atılan FETÖ ve PKK'lıların geri dönmesi isteği yer alıyor. 9. maddede küreselcilerin iklim krizi programlarına atıfta bulunuluyor, 10. maddede ise gençlerin tercihlerine saygı duyulmasından bahsediliyor, neyi kastettikleri de pek anlaşılmıyor. Ve 11. madde final özelliğinde demokratik anayasa başlığı altındaki bu maddede etnik ve dini kimliklere göre Türkiye'nin ayrıştırılması ve bunun anayasal güvenceye bağlanması talebi bulunuyor. Özetlersek, Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalacağı HDP'nin destek şartları bu 11 maddelik tutum belgesine dayanıyor. Türkiye'yi siyasi ve toplumsal olarak ayrıştıracak bu belge yeni bir sevre kapı aralayacak nitelikte. Maalesef demokrasi ve özgürlük gibi cafcaflı sözlerle gürültüye getirmeye çalıştıkları, gözlerden kaçırmak istedikleri gerçek bu. Kurtuluştayız, akşam.